Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 8-14 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, yeni ay haftasındayız. Haftanın ilk günü pazartesi günü sabah erken saatlerde ay terazi burcuna geçiş yapacak. Kapanan fazla. Bu daha çok geçmiş ayın konularını bir gözden geçirmek, tamamlamak için bize fırsat sunabilir. Salı sabahı erken saatlerde ise sabah 6:47'de ay güneşle birleşecek ve 15 derece terazi burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay etkileri önümüzdeki 2 haftayı şekillendirebilir. Ve bu dönemde başlamış bazı düşünceler, fikirler ya da girişimler özellikle 25 Ekim haftasında olgunlaşıp etkilerini göstermeye başlayabilir. 9. evinizde bir yeni ay doğuyor. Bu yeni ay kuşkusuz uzak hedefleriniz, özellikle yurt dışı bağlantılı konulara işaret ediyor. Bir yurt dışı seyahati olabilir. Ya da uluslararası bazı iş projeleri olabilir. Ya da akademik bazı konular olabilir. Eğitim gibi konular. Hukuksal işleriniz. Tüm bunlarda önümüzdeki 2 hafta gündem oluşabilir. Daha önceden uğraştığınız, çabaladığınız bazı işlerin sonuçları da aslında bu yeni ayla gündeme gelebilir. Çünkü Venüs yönetici gezegen ve sizin kariyer evinizde. Jüpiter kariyer evinizde. Ve bu hafta 10 Ekim'den itibaren Merkür de Akrep Burcu'na geçecek. Bakın buradaki gezegen hareketliliği aslında yeni ayın kapsamındaki bu mevzuların kariyerle bağlantılı konulara, yani genel itibariyle sizin statünüz, sorumluluklarınız, görevleriniz, işiniz, bunlarla ilgili projelerinizle ilgili konulara işaret ediyor. Bunların yurt dışı bağlantıları olabilir örneğin. Ya da bunlar eğitim veya akademik içerikli ya da hukuksal bir bağlantısı olabilir. Ya da yayıncılık ya da medya bağlantılı, iletişimle ilgili işler olabilir. Bunlarla ilgili konular gündeminizde olabilir ama kariyeriniz çok ön planda görünüyor. Buradaki Venüs özellikle geçmişte yaptığınız konuların ya da geçmişte yarım kalmış konuların ya da geçmişten yarım kalmış bazı ilişki dinamiklerinin de kariyerinizle bağlantılı bir şekilde hayatınıza girebileceğini de işaret ediyor. Çarşamba sabah erken saatlerde Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Bu haftanın en gergin günü çarşamba sabahı. Çünkü hem Merkür Ay'la birleşiyor hem de Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te Merkür Ay arasında zıt bir açı oluşacak. Çok elektrikli bir enerji. Sizin de yönetici gezegeniniz Uranüs, size de çok ciddi bir açısı var. Dikkat etmekte fayda var. Her türlü ilişki dinamiklerinde ani gerilim oluşabilir. Tabii kazalar, sakarlıklar, özellikle elektrikten gelebilecek, elektronik araçlardan gelebilecek sorunlar olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Çok önemli kararlar vermemeye çalışalım. Özellikle çarşamba erken saatlerde. Cuma öğleden sonraki saatlerde Ay Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Bu biraz daha iyimser enerjilerimizi arttıracak. Büyük oranda bu hafta kariyer odaklıyız. İş ve sorumlulukları düşüneceğiz. Bununla ilgili mücadeleler var. Mars da zaten burcunuzda. Venüs'te de zıt açısı olacak. Yani son derece enerjiksiniz. Hedefleriniz için son derece güçlü motivasyonunuz var. Her türlü konuda gerek ikili ilişkilerde, kadın erkek ilişkilerinde, gerek de iş ortamında kurulacak her türlü ilişkide son derece aktif, cesur ve inisiyatif alabilen bir pozisyondasınız. Tabii ki kuşkusuz çok ilginç ilişkiler de gündemde olabilir bu dönemde. Cuma öğleden sonraki saatlerden itibaren biraz rahatlamak istiyorsunuz. Sosyal konulara zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonunda Ay Yay Burcu'nda özellikle arkadaşlarınız, arkadaş gruplarınızla birlikte olmak, bazı güzel organizasyonlar yapmak, seyahatler yapmak için de hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.